Evet, merhabalar. Bugün sizlerle Rus edebiyatının klasikleşmiş romanlarından Kumarbaz ile karşınızdayım. Yazarı Dostoyevski. Zaten Dostoyevski'yi biliyorsunuzdur. İnsan psikolojisini çok iyi yansıtan bir insan. Yani bütün romanlarında çok ayrı konuları işliyor. Ama hepsinde böyle evrensel konuları işliyor. Yani halen geçerli, genel geçer kuralları bu kitaplarında görebiliyoruz. Bunlardan çok somut örneklerinden birisi de Kumarbaz. Ve biliyorsunuzdur ki halen kumarbazlık tüm dünyada çok yaygın, çok kurtululamayan bir şey. Yani çok rasyonellikten ayrılan insan psikolojisinin en derin çukurlarından birisi. Bunu çok güzel yansıtmış bu kitabında. Zaten kendisi de bu durumdan muzdarip olduğu için bu kitabı yazıyor. Çünkü hem kumarbazlıktan para kaybediyor bir sürü ve bunu karşılamak için bu kitabı yazdığı söyleniyor. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. O yüzden yani aslında kendisinin romanı diyebiliriz. Kendi bakış açısının romanı. Ve bu romanda yani bir Dostoyevski'den bekleyeceğimiz derecede bir derinlik var. Ama kitap hani 190 sayfa, 180 sayfa ama içindeki karakterler hiç de öyle yansıtmıyor. Yani 200, 300, 500, 600 sayfalık kitaplar gibi çok derin karakterlerimiz var. Ve hepsinin ayrı bir şeyi var. Hiçbiri stereotipik değil yani. İyi kötü ayrımı tam yapamıyorsunuz. İnsanı çok daha belirgin bir şekilde gösteriyor aslında. Hani bu da bu kitabı diğer romanlarından biraz daha ayırıyor. Zira Karamazov kardeşlerde bazı karakterler neredeyse tam iyi, bazıları da neredeyse tam kötüydü. Yani tabii bu biraz göreceli de. Yani burada biraz daha gri bir alanda olduğumuzu görüyoruz. Ve bu da benim ayrıca sevdiğim bir olay. Şimdi bir sürü karakter var. İşte Alexei var, baş karakterimiz. Tabii Karamazov kardeşlerde de Alexei vardır biliyorsunuzdur. İşte Polina var, sevdiği bir insan. Sonra İngiliz var, bir tane Fransız var, general var, büyük anne var. Bir sürü karakterimiz var ve hepsi kumarbazlıktan müzdarip bir hale bürünüyor. Ve bu içinden çıkılmaz bir hali çok güzel anlatıyor aslında. Ve hani hem kazansa da kaybetse de o kısır döngüyü asla aşamadıklarını gösteriyor. Ve bu kumardan aslında uzak durmaları gerektiğini de çok iyi yansıtmış. Kitap çok karışık olarak başlıyor ama sonra yavaş yavaş çözüle en son çok güzel bir yere bağlayıp bitiyor. Yani aslında ilk 35-40 sayfasında bir şey anlamadım. Okuyorsun çünkü hani olayı kendi baş karakterin bakış açısıyla yazdığı için hani tık diye notlarından okuyoruz biz bu kitabı. Notları tabii bize hani bu kitap yazma amacıyla yazmadığını düşünerek yazılıyor. O da demek oluyor ki hani işte atıyorum Ali Veli diye başlıyor ama biz Ali Veli'nin kim olduğunu bilmiyoruz. Ya da aralarındaki ilişkiyi bilmiyoruz. Bu da biraz kafa karışıklığı yapıyor. Ama dediğim gibi 40. sayfadan 50. sayfadan sonra tamamen alışıyorsunuz. 180. sayfaya kadar hiçbir sorun teşkil etmiyor bu konu. Eğer kumarbazlığın nasıl bir çukur olduğunu merak ediyorsanız bu kitap size gayet güzel bir şekilde anlatacaktır. Bundan emin olun. Ve kumardan uzak durmanızı da gayet güzel bir şekilde açıklıyor. Evet, diyeceklerim bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.